cümleten rast gelsin. Biz yerimizi aldık. Deniz güzel arkadaşlar. Çupra hevesi var. Taner komutan. Tamer abim. Rast gelsin Tamer abi. Nasılsın Tamer abi? İyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Amca bir saniye almasana. Bir dakika. Ava geldik Tamer abiyle. Arkadaşlar. Güzel bir av yapacağız. İsa baba geliyor şimdi birazdan. Beraber av yapacağız değil mi Tamer abi? Evet abi. İnşallah. Hepimize rast gelsin. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Amcam şimdi yeni geldi. Bakın arkadaşlar. Sahili işte bizim gibi, amcam gibi insanlar temizliyor. Burada adam içmiş. Görüyorsunuz biraları. Çöp bidonu nerede arkadaşlar? 10 metre yok. 10 metre yok arkadaşlar ya. Yeter artık yani. 5 metre. Bak yani 10 metre yok yani. Yeter yani. Ya koysun amcacığım ya bak. Evet aynen öyle. Ya maalesef. Bırakmış gitmiş amca ya. Bırakmış. Yazık günah ya. Ya. Yayında amcam. Türkiye'den geliyor. Dış devletten geliyor. Evet. Avrupa kurulması için bir zamanlar düşündü. Çarkırdı. Hatta pek kötü. Ödemiş tarafından gelen atıklılar kirayı dökülüyor. Kanala değil mi? Kanala. Bir de son kanala diyor. Tamam da önce Türkiye sayını araştırdık. Evet. Kanal. Aynen öyle yani. Aynı öyle. Ben çocuğumla geliyorum amca buraya. Yüzmeye geliyorum bilmem ne yapayım. Balığını yiyorum. Ben seneler kullanmamı seneler ödemem biliyordum. Ya. Hadi. Sağ ol amcam benim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar işte. Burada bir amcamızla bak şimdi görüştük. O da müzdarip. Ben bulunduğum çevreyi biraz temizledim. Biraları şişelerini özellikle çekmek istedim. Çöp tenekesi burada. Yazık günah. Çocuklarımıza iyi bir gelecek, iyi nesiller yetiştirmek için, her şeyin güzel olması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Tamer abi var mı? Bir tane deyince uç gelmişti ama çekiyor bakalım. Valla bir mırmır olabilir mi Tamer abi belki. Aynen bir geriye salınacak bir mırmır geldi. Aa. Buyruksuz bir mırmır. Allah Allah şimdiden saldırılar mı başladı? Evet. Ah var ya. Maalesef böyle. Maalesef böyle. İçimden dökülecek o kadar laflar geliyor ki. Ama maalesef işte konuşamıyoruz. Maalesef yapacak bir şey yok diyoruz. Oltalarımız suda atıldı. Her zamanki gibi. Ben iki tane olta attım. Tek iğne. F724 Saseme. Bir numara birinde. İki numarası birinde. Mırmır ya da çuprayı sektirmeyelim dedik. Sülnezi sıkıca sardık. Sülnezin üstüne mide kabuğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Onu
şeyini göstereceğim. Bu denizden çıkan şu midyeler var. Bu midye kabuklarını sünnezin üstüne, tam burada iğnenin olduğu yerde değil, saracağız. Çok etkili balık vuruyor arkadaşlar. Ben burada yakaladığım çupra, minekopun içinden hep bu midye kabukları çıktı. Bu midyeleri çok seviyor balık. Bunları yiyor. Kabuğundan çıkmış bir böcek gibi algılıyor. Ona saldırıyor balık. Geçen gün iki tane çupra aldım buradan, cuma günü. Dolayısıyla yine geldik bakalım. Bugün şansımızı deneyeceğiz. Bahtımızda ne varsa onu alacağız. Şaban geldi ailesiyle beraber. Olt atamıyor. O da ileride bir keyif yapacak bugün. Olt almadan gelmiş. Deniz kenarına geliyorum. Olt almadan niye geliyorum be kardeşim? Arkadaşlar, olta elinizdeki malzemeye sahip çıkın. Elinizdeki malzemeyle de iyi atmak için mücadele edin. Olta atmaya alışamayan insanlar var halen daha. Geçenlerde yine aynı muhabbet oldu. Bizi gördüler sahilde. Ya biz çok profesyonel değiliz arkadaşlar. Tamam, bizden beklenti var ama biz de verebildiğimiz cevapları verebiliyoruz. Tabii ki bizim altımızda da atamayan, yeni başlayan arkadaşlar var. Onların üzerinden konuşmak istiyorum. Ben burada geçen geldiğimde burada bilmiyorum, yan tarafta birileri vardı. Ben çocuklarımla gelmiştim. Ya adam olt atmasını bilmiyor. Müdahale edemedim tabii ki. Biz böyle şeylerde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazen de insanlar kırılgan olabiliyorlar. Kırılabilir. Artık o yüzden sesimizi çıkartmıyoruz. Sonrasında hani gelip sorduklarında böyle mi şöyle mi diye biz de kendimizce açıklama yapıyoruz. İşte baktı baktı bize, bu adam nasıl olt atıyor. Abi attı. Tamer abi baltalama stili atıyor. Atışını yaptı. Yaklaşık 130-140 civarında varmıştır. Ya nasip arkadaşlar. Yine çok konuştum galiba. Hepimize rast gelsin. Dostça kalalım. Sevgiyle kalalım. Birbirimize her zaman sarılalım. Deniz hepimiz. Videoların inşallah devamı gelecek. Evet, İsa babalar geldi. İsa baba yedi bakalım, ne dedim? Bülent babayı da al gel dedim, bak sor, sor bakalım diye. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam İsa baba. İsa babaya dedim mi demedim mi, sor bakalım. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dedem. Dedem, bak şunlara bak, bak. Ya görüyor musun? Babalar evlatlarına kavuşuyor. Geldim oğlum. Baba nasılsın? Allah'ım nasılsın? Görüyorum. Sağ baba nasılsın? Allah'ım. Hoş geldin. Allah'ım. Allah'ım. Bak. Durmalanır mı? Görüşeceğiz balıktan önce. Bir şey atalım. Ben ha, böyle bir böyle ondan güç testi. Ooo dedeciğim, çaptan hayırlı olsun. Teşekkür ederim Rahip baba. Çok güzelmiş. Baba. Kola almak. Bu kola aynen öyle. Değişmez Rahip babam ya. Kardeşim hoş geldin. Daha beni iyi. İyi. Geldik bakalım ya. İnşallah rast gelsin bakalım ya. Aynen rast gelsin bize arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sünnez bu arkadaşlar. İğnenin ucu
dışarıda olacak. Bunu da sert yerinin olduğu yerde. Tamer abi. Midyenin içinden sanki içi çıkmış gibi bir aynen abi. Görüntü. Bak, bunu böyle. Çupraları bununla aldım geçen gün. Tekrar bir yem ipiyle işlem yapacağız. Tamer abi. Başkasına gerek yok. Balık arkadaşlar siyah ve kırmızıdan hiç hoşlaşmıyor. Turuncu, beyaz, yeşil bu tarz şeyleri daha çok seviyor. Fosforlu şeyleri. Pis olan yeri iğnenin olduğu yerde olacak. Yemin. Kabuk da böyle beyaz. Yakaladığım en son çupraların, minekopların içinden bu midyeler çıktı. Bunları yemiş Tamer abi. Aynen abi. Bu izlenimi verdin mi Tamer abi? Şimdi vermedin çok mi abi? Çok güzel. Yani midyenin içinden bir parça, midyenin içi çıkmış gibi. Evet. Veya uzamış, ölmüş gibi veyahut da duruyor gibi. Her böyle bir izlenim var. Bir görüntü var yani. Çok güzel bir görüntü. Balık hem buraya atlamıyor. Direktmen iğnenin olduğu yerde buradaki yere daha çok saldırıyor. Yumuşak. Kabuk bir çekici faktör sonuçta orada. Tabii tabii abi. Aynen. Tamam evet. Abi ben bir atışımı yapacağım. Sana bir rast gelsin abi. Ben atışımı yapayım. Atışını bekliyoruz abi şimdi. Evet, Pamucak Surf Casting bugün Zeytinköy'de. Evet. Evet. Surf Casting'in kompedanı dededen bir... Dede bir şeyler yapacak. Evet abi. Kamışı yatırdı evet. Denize çapraz. Şu anda atış bir yönünde abi. Atış bir yönünde. Aynen, OTG bir yönü. OTG bir yönü. Evet. Helal. O fışt diye bir ses geliyor ya. O gelmesi mi lazım diyorsun yani? Deyince abi. Abi sen gerçekten bu işte kompedansın, ben bir şey demiyorum. Allah razı olsun. Ustanın önünde saygıyla eğilirim abi. Yok da abi, estağfurullah. Abi. Ben bir şey değilim. Abi ava devam ediyoruz. Herkese tekrar rastgele. İnşallah. Gelmeyen arkadaşların eminim gönlü burada. Bizim de gönlümüz onlarla beraber. İnşallah bugün güzel bir balık alırız. İnşallah. Nasip. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Ava devam ediyoruz. Yine bir mücadele var burada, yemek mücadelesi. Bu tabakları evde unuttum. Oo, organik öyle daha güzel oluyor işte. Gemilerde talim var dedik İsa Baba. İsa Baba başladı yemeğe. Mehmet'in işini aldım bu sene. Bu sefer. büyük aşçı varken bize ne düşer? Olur mu İsa Baba? Senin lezzetin de var. Var ya azıcık elimiz biraz lezzetli. Evet. Ama şimdi sen de İsa Baba gemilerde yemek yapmışsın yani. Olsun o kadar he. Tabii. Yok bu kadar soğan yeter burada değil mi? Oho, Bülent'e bak vallahi ekmek tatlısını. Aldım ben onu yanında yerim. Ama soğanlara bak tam böyle kavurmalık yaptım görüyor musun? Aynen. Evet. Tahtamızı da unuttuk bugün. Ulan çanta abi, da kaldı. Bu böyle güzel bilenler. Rast gelsin arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz siz?
Oh. Nerede ya? Ha. Tuzumuz burada. Neydi sağ baba. Ekmekler alıp gelelim ben ya. Şunun üstüne yerim. Daha dur bakalım lan. Maşallah. Bunun acılığı var ya, baharata gerek bırakmayacağım. Sana diyeyim. Evet, sabah akşam ekmek. 8 tane ekmek oldu. 8 tane mi? O gün Ömer diyor ya, hemen hemen ne diyor, 5 ekmeğe yedik. Ya var ya. Baba verir misin bir zahmet? Sana zahmet. Bak, bak, bak. Dayanamadı ya. Pişmemesi hiç önemli değil. Önemli olan aşkımız. O da bizde yok, şaşkınız ya. Aman yarabbim. Ya bizi öttürüyor da. Afiyet olsun be ya. Sağ ol baba. Aha. Atış yaptık mı Bülent? Yaptım abi. Hadi rast gelsin. Aha, sağ ol abi. Eyvallah. Evet başladık. Evet. Vallahi var ya. Başladı başladı. Oo bana doğru yüzüyor dedi bu ha. Çupaya benziyor. Orada yerde sana doğru yüzüyor. Evet bana doğru ondan yüzüyor. Ondan sonra Allah. Gene başlar. Oo. Oh. Bu %90 çıktı galiba dedi. Bir takım kopardık. Ondan sonrasında. Allah boşaldı ya. 6-7 mırmır var. Allah boşaldı. Ağır. Şurada. Bıraktı dedi. Yapma. Vallahi. Bıraktı. Yok. Boşaldı. Yapma be. Vallahi. Ya koptu. Ya koptu. Geldi. Takım da dolaşıyor. Boşaldı abi ya balık. Yapma be. Vallahi baksana. Eh be arkadaş. Kaçırdık be. Kaçırdık balığı ya. Neyse şans diyelim. Yaşayacakmış da. Devam. Canını sıkma, yaşayacakmış da. Evet bakalım kalam açıyor dedi Bülent gene. Bir balık geliyor da. Bak biz inşallah bu sefer çıkarmak nasip olur ya Rabbim ya. Az önceki kaçan büyüktü yalnız ha. Daha yavaş Bülent, daha yavaş. Kalama açık mı? Açık açık. Kurtulur gider. Ha kalama dönüyor. Evet. Kalama dönüyor ya ondan çeviriyorum ya. Var balık, balık var da. Geliyor. Yaklaştı. Ayna verdi. Yok. Mırmır. Mırmır. Kamerin kimden? Tamer'in kimin abisi? Tamer'in kimin abisi? Ya öyle bir basıyor ki böyle artık heyecandan mı kollarımda mı yoruldu artık bilmiyorum da. İyi be rast gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım oturduk mu? Aynen öyle. Vallahi güzel bir kumura benziyor dedi. Evet. İyi. Kapı kapı atıyor böyle ya bu böyle. Bazen bana uzuyor. Çupra mı lan bu? Vallahi bilmiyorum dedi. Lidak olabilir kaba. Kaba, kaba olabilir yani. Hadi gelsin yavrum. Geldi geldi geldi. Mırmır. Mırmır da iyi. İyi güzel boy. Güzel boy evet. Güzel boy. Güzel boy ya. Geçik. Geçecek fazla. Değil mi? Yenecek balık ya. Allah kardeşim. Rast gelsin kardeşim. Sağ olasın abi. Eyvallah.